bu yıldızın çekirdeğinin içinde hidrojen füzyonu gerçekleşiyor. Yani buradaki hidrojen füzyonu ve çekirdeğin hemen dışında da hidrojen plazması mevcut. Buna plazma diyoruz çünkü her bir atomun elektronları ve protonları basınç ve sıcaklığın çok yüksek olmasından dolayı birbirinden kopuk haldedir. Dolayısıyla burada normal sıcaklıklarda gözlediğimiz atomlara kıyasla ortada bir nevi elektron ve protonlardan oluşan bir çorba vardır. İşte buradaki ana dizisindeki bir yıldız. Ve geçen videoda gördüğümüz üzere buradaki hidrojen füzyonla helyuma dönüşüyor. Buradaki helyum miktarımız gittikçe artıyor. Bu yüzden de çekirdeğin yoğunluğu giderek artıyor. Çünkü helyum daha yüksek kütleli bir atomdur. Daha küçük bir alanda daha fazla kütle toplamaya imkan verir. Yani buradaki çekirdek daha yoğun hale gelir. Çekirdek yoğunlaşır ancak bu bir noktaya kadar sürer. Çekirdek yoğunlaştıkça füzyon da daha hızlı gerçekleşmeye başlar. Çünkü daha fazla yoğunluk, daha fazla kütle anlamına gelir. Ve bu da daha fazla kütle çekim ve basınç yaratarak füzyonun daha yüksek sıcaklıklarda gerçekleşmesine sebep olur. Bunu buraya yazayım. Hidrojen daha hızlı füzyona uğrar. Aslına bakarsanız bunu güneşte bile gözlemledik. Bugün güneşimiz 4.5 veya 4.6 milyar yıl önceki haline göre daha parlak ve sıcaktır. Çünkü füzyon hızlanmıştır. Ancak önünde sonunda ulaşacağınız aşama çekirdeğin tamamen helyumdan oluşur hale gelmesidir. Yani çekirdeğin sadece helyumdan meydana geldiği bir safha vardır. Bu taraftakinden çok daha yoğun bir çekirdek olacaktır. Çünkü bütün bu kütle artık helyuma dönüşmüştür. Belki tamamı değil çünkü bir kısmı da enerjiye dönüştü. Ancak büyük bir kısmı artık çok çok daha küçük bir alana sığmış helyumdur. Bütün bu sıcaklıkların yükselmesi ve füzyonun hızlanması vuku bulurken ortaya çıkan yoğun helyum çekirdek artık füzyona uğramayı bırakır. Ancak çekirdeğin etrafında geçtiğimiz videoda gördüğümüz gibi hidrojen füzyonuna devam eden bir kabuk oluşur. İşte burada hidrojen füzyonu gerçekleşir ve burada da yalnızca hidrojen plazması vardır. Burada anlaşılamayacak nokta, daha doğrusu en başında bana anlaşılmaz gelen nokta. Çekirdekte gerçekleşen yoğunlaşma, hızlanan füzyon, artan sıcaklıklar ve giderek daha da fazla yoğunlaşarak içe çökme devam ederken aynı anda yıldızın kendisinin boyutunun büyümesi. Bunu tam ölçekle çizmiyorum. Kırmızı devler ana dizideki yıldızlara göre çok çok daha büyüktür. İşte bu çekirdek giderek yoğunlaşıp küçülürken yıldızın geri kalanının yoğunluğu azalır. Çekirdek o kadar fazla enerji üretir ki bu enerji yaydığı kütle çekim kuvvetinin bile üstesinden gelmeyi başarır. Yani bu daha sıcak da olsa maddenin geri kalanını daha büyük bir alana dağıttığı için, yani geçen videoda gördüğümüz gibi kırmızı devin yüzeyi çok daha geniş olduğu için yüzey sıcaklığı daha düşüktür. Birazcık daha düzgün yazayım. Ana dizisindeki bir yıldızın yüzeyine göre daha soğuktur. Bu taraftaki daha sıcaktır. Başka bir açıdan anlatmak gerekirse, eğer güneş bir kırmızı dev haline gelirse, ki gelecek, çapı bugünkünün 100 katına çıkacaktır. Yani çapı, dünyanın güneş etrafındaki yörüngesi boyutuna kadar genişleyecektir. Yani şu anda bulunduğumuz yer, güneşin yüzeyine çok yakın, hatta belki de güneşin içinde kalacaktır. Yani eğer güneş bir kırmızı dev haline gelirse, şuradaki nokta kadar bile olmayan dünya o aşamada eriyecek ve ardından buharlaşacaktır. Bu çok çok büyük. Bunu şöyle düşünün. Şu anda bulunduğumuz yere güneş ışığının ulaşması 8 dakika sürüyor.
İşte bu da bu tip yıldızların ne kadar büyük olduğunun bir göstergesi. Yıldızın bir tarafından öbür tarafına gitmek için ışığın bile bu çap üzerinde 16 dakika, hatta belki de biraz daha fazla yol alması gerek. Işığın bile. Bunlar çok 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 büyük yıldızlar. Bunlardan bile büyük yıldızlar var ki bu süper devlerden daha sonra bahsedeceğiz. Neyse, merkezde hidrojenden dönüşmüş helyumumuz var. Bunu buraya yazayım. Merkezde helyum çekirdeğimiz var ve giderek daha hızlı füzyon gerçekleştiriyor. Artık kırmızı dev aşamasına geldik. Çekirdek de giderek ısınmaya devam ediyor, ta ki helyumu ateşleyecek sıcaklığa gelene kadar. Yani 100 milyon derece sıcaklığa geldiğinde, hatırlayın, hidrojen füzyonu için gerekli sıcaklık 10 milyon dereceydi. Şimdi 100 milyon dereceye geldik. Artık helyum füzyonu gerçekleşmeye başlar. Bunu geçen videoda da anlattık. Ancak helyum füzyonla daha ağır elementlere dönüşür ve bu elementler genelde karbonla oksijen olur. Burada sorabileceğiniz soru, evrendeki elementler bu şekilde yıldız çekirdeklerinde gerçekleşen füzyonla mı ortaya çıkar? Olabilir. Özellikle demire kadar olan elementlerde bu daha geçerlidir. Neyse, şimdi elimizde helyum füzyonu gerçekleştiren bir çekirdek var. Bunun etrafını saran, henüz füzyon sıcaklığına ve basıncına ulaşmamış bir helyum kabuğumuz var. Bunun da dışında ise halen füzyona devam eden bir hidrojen kabuğumuz var. Yani burada hidrojen füzyonu gerçekleşiyor. Bunun dışında da bildiğiniz sıradan hidrojen plazması var. Şimdi burada ne oldu? Buradaki helyum füzyonu başladığında aynı zamanda çekirdekten dışa doğru bir enerji yayar. Bu enerji de çekirdek yoğunlaştıkça giderek artan kütle çekimini egale eder. Yani maddeyi dışa doğru iten bir enerji vardır. Ancak bu gerçekleştiği sırada daha da fazla hidrojen füzyonla helyuma dönüşmeye devam eder. Dolayısıyla bu helyum çekirdeği iyice yoğunlaşarak bu iç bölgeye daha da fazla basınç uygulamaya başlar. Yani burada özellikle kozmolojik bir bakış açısından kısa bir sürede gerçekleşecek olan şey bu helyum füzyonunun inanılmaz sıcaklıklara ve basınca ulaşması. Ancak bir noktadan sonra basıncın çekirdeği bir arada tutmaya yetmemesi ve çekirdeğin patlamasıdır. Ancak bu o felaket boyutlarındaki yıldızların telef olduğu patlamalar gibi bir şey değil. Yıldızın içine bir anda çok fazla miktarda enerji salınması şeklinde gerçekleşir. Biz buna helyum parlaması diyoruz. İşte bu bir anda gerçekleştiğinde yıldızlar her ne kadar daha kırmızı dev safhasında bile ana safhadakilere göre daha kararsız bir yapıda olsalar da burada biraz daha kararlı bir hale gelirler. Bu durum gerçekleştiğinde helyum parlamasından dolayı yoğunluğu biraz daha azalmış ancak hacmi büyümüş bir çekirdek ortaya çıkar ve helyum füzyonla karbon ve oksijene dönüşmeye başlar. Tabii burada diğer birçok element de füzyonla ortaya çıkabilir ancak esas elementler karbon ve oksijendir. Bu çekirdeğin etrafındaysa füzyon geçirmeyen helyum toplanır. Bunun dışında da füzyon geçiren hidrojeniniz vardır. Burada füzyonla helyuma dönüşmekte olan hidrojen vardır. Ve muazzam kırmızı devinizin geri kalanına da hidrojen plazması hakimdir. İşte bu yıldızın yaşı ilerledikçe nelerle karşılaşırız? Bunu biraz ileri sarsak. Şimdi hatırlayın, çekirdek yoğunlaştıkça füzyon hızlanır, çekirdekten yayılan enerji miktarı artar, yıldız büyümeye devam eder ve yüzey sıcaklığı da sürekli düşer. İşte bunu biraz ileri sararsak, bizim güneşimiz kütlesinde bir yıldızın başına gelecek şudur.
Eğer daha da büyürse, bir noktadan sonra bu karbon ve oksijenden oluşan çekirdekte füzyonla bunlardan da ağır elementler oluşturmaya başlayabilir. Ancak Güneş'in karbon ve oksijeni füzyonlaşabileceği 600 milyon dereceye ulaşamadığını göz önüne alırsa, ortaya çıkacak olan büyük oranda karbon ve oksijenden oluşan bir çekirdek, etrafına sarılı füzyonlanmakta olan helyum, etrafında da füzyonlanmayan helyum, onun etrafında füzyonlanan hidrojen, bunun etrafında da füzyonlanmayan hidrojen plazmasıdır. Ancak önünde sonunda bütün bu yakıt bitecektir. Yıldız bu hidrojeni tüketecektir. Hidrojenin ardından tüm bu helyum da tükenecektir. Tüm bu çekirdeğin içini besleyen hidrojen ve helyum tükendikten sonra ise elinizde kalan karbon ve oksijenden oluşan çok yüksek sıcaklıktaki çekirdek olacaktır. Bunun yoğunluğu da çok yüksek olacaktır. Bu süreç boyunca giderek ağırlaşan elementlerle yoğunluk çok yüksek bir seviyeye varacaktır. Ancak bu süper yoğun cisim, daha büyük yıldızlar bunu başarabilir. Ancak konumuz Güneş ise, bu karbon ve oksijeni şekillendirecek kadar ısınamayacağından, ortaya çıkacak şey bu süper yoğun karbon, oksijen ve diğer bir takım elementler yığını olacaktır. Güneş'teki tüm bu diğer maddeler, hatırlayın, burası süper enerjik, çok çok büyük miktarlarda enerji salıyor. Bu tabloda ilerledikçe yayılan enerji miktarı ve yıldızın boyutu artıyor. Ancak yıldızın yüzey sıcaklığı düşüyor. Ardından bu dıştaki maddeler bir zamanlar bu yıldızı oluşturan bir çeşit devasa gaz küresine dönüşüyor. Merkezde ise, buraya çizeyim, bunlar artık yıldızdan çok çok uzaktalar. Mesafe artık kırmızı devlerin çapının çok ötesinde. Merkezde ise bu süper yoğun, hatta tembel de diyebileceğim, karbon ve oksijen yığını kalıyor. Dediğim gibi, bu Güneş'in durumunda geçerli. İlk başta çok sıcak olduğundan dolayı radyasyon yayacaktır. Bunun adına beyaz cüce diyoruz. Buradaki cisme beyaz cüce diyoruz. Ardından ise çok 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 uzun zamandan sonra bu cisim soğur. Artık tamamen soğuyup tüm enerjisini kaybettikten sonra ise geriye süper yoğun ve soğumuş bir cisim kalır. Buna ise kara cüce diyoruz. Bunları tespit edebilmek oldukça zordur. Çünkü tahmin edebileceğiniz gibi ışık yaymazlar. Kara delikler gibi. Işık yaymasalar da etrafını etkileyebilecek derecede yüksek bir kütleye de sahip değillerdir. İşte Güneş'in akıbeti bu şekilde olacak. Önümüzdeki birkaç videoda ise Güneş'ten daha küçük kütleli veya daha büyük kütleli cisimlerin akıbetini konuşacağız. Öngörebileceğiniz üzere daha büyük kütlelilerde bu karbon, oksijen çekirdeklerinin üzerinde de inanılmaz bir basınç olacağından bunlar da füzyon geçirecek ve sonunda demire ulaşana kadar daha ağır elementlere dönüşeceklerdir.